Uzun yıllar boyunca insanlığın cevabını merak ettiği en önemli sorulardan birisi de uzayda kendisinden başka hayat formlarının olup olmadığıdır. Şu ana kadar bu konuya net bir cevap vermek oldukça zordu. Eğer hükümetlerce varlıkları gizlenmiyorlarsa, ki varlıklarının halklardan gizlenme ihtimalleri yüksektir, etrafımızda dünya dışında tespit edilmiş başka bir hayat bulunamadı. Ancak bu, bizim bu hayat formlarına ulaşabileceğimiz araçların gelişmişliği ile alakalı bir durumdur. Nasıl ki bir dürbünle okyanusa bakan biri, gördüğü alanda hiç gemi yok diye, okyanusun tamamında hiç gemi yok derse hata yapmış olur, insanoğlu da elindeki imkanlarla çevresinde yaptığı gözleme bakarak boyutlarını kavramaktan bile aciz olduğu uzayda hiç canlı yoktur derse akıl dışı bir yargıya varır. Üstelik bizler uzayda yaşayan formu ararken kendi yaşam floramıza uygun ortamlarda yaşayabilecek canlı türüne odaklanarak bunu yapıyoruz. Yine de canlıları illa kendi yaşam floramıza uygun gezegenlerde arayacak olursak, veriler bize bizimki gibi başka dünyalarda yaşam olabileceğini gösteriyor. Fermi paradoksu, dünya dışı uygarlıkların var olma olasılığının gayet yüksek olduğuna dair tahminlerin varlığı ile bunu doğrulayacak herhangi bir kanıtın ya da temasın yokluğu arasındaki çelişkiyi ifade eder. 1950'de bir öğle yemeği sırasında fizikçi Enrico Fermi şu soruyu sormuştu. Eğer Samanyolu dahilinde yüksek sayıda ileri dünya dışı uygarlık mevcutsa, neden uzaylılara ait uzay araçları ya da sondalar gibi kanıtlara rastlamıyoruz? Bir kere bu sorunun birden fazla cevabı var. Öncelikle kanıtların bilgi kirliliğiyle kanıt olmaktan çıkarılmadığının garantisi var mı? Her yıl onlarca, belki de yüzlerce tanımlanamayan uçan cisim görüntüsü altında boğulan dünya artık 1950'lerin dünyası değil. Kameralar bol kanıt sunabiliyor. Ancak aynı şekilde şarlatanlar da sahte belgelerle suyu bulandırıyor. Böylece insanoğlu neye inanacağını şaşırıyor. Öte yandan Fermi'nin sorusu olası canlıları bizimki gibi yaşam koşullarında arayan bir zihnin sorusu. Oysa kimi insan dışı zeki varlıklar pekala aramızda olabilirler. Başka bir boyuttan bizi izliyor da olabilirler. Ki İslam açısından durum böyledir. İshak Asimov'a mal edilen şu söz, işin trajikomik yönünü ortaya seriyor. Uzayda zeki canlıların yaşadığının en büyük ispatı bizimle iletişime geçmiyor olmalarıdır. NASA, uzayda mikroorganizmalar düzeyinde canlı varlıkların fosillerini göktaşları üzerinde bulmuşken, artık uzayda canlı varlıkların olmadığına dair kesin yargıları rafa kaldırmıştır. Kaba bir hesap yapalım. Günümüzdeki tahminlere göre, ortalama olarak, galaksimizdeki yıldızların sayısı 320 milyar. Galaksimizdeki gezegen sistemlerinin sayısı 297 milyar. Galaksimizdeki güneşimsi yıldızların çevresinde dönen gezegen sistemlerinin sayısı 75 milyar. Galaksimizde yaşanabilir gezegenlerin sayısı 650 milyon. Carl Sagan, galakside 1 milyar kadar yaşanabilir gezegen bulunduğunu ileri sürmüştür. Yine Sagan'a göre üzerinde yaşanabilir gezegenlerin %92'si üzerlerinde yaşam gelişmiş olabilecek kadar yaşlıdır. Bu hesaba göre Samanyolu galaksimizde üzerinde yaşam bulunan gezegenlerin sayısı 600 milyon. İslam camiası içerisinde tartışmalı bir konuma oturtulsa da duygusallıktan uzak, mantıki ve felsefi olarak bakılacak olursa evrimin var olması ya da olmamasının Allah'ın varlığını ispatlayan ya da tamamıyla çürüten bir konumu yoktur.
bu konunun İslam aleminde imanın antisi olarak sunulması da en ufak tabirle yanlıştır. Allah insanı elbette istediği merhalelerden geçirerek yaratabilir. Keza evrim teorisi yaratılışın ispatı olamayacağı gibi zıttı da olamaz. Bu teori öyle sunulmaktadır ki gelecekte bir gün %100 doğru olduğu ispatlansa İslam dünyası büyük bir sarsıntı geçirecek gibidir. Oysa İslam dünyasının Darwin'in şekillendirdiği haliyle ciddi eksiklikleri olan bir teori olarak evrimi konuşlandırdığı yer tamamıyla yanlıştır. Kısacası evrimin doğruluğu ya da yanlışlığının sistematik düşünen bir bireyin imanı üzerinde bir etkisi olamaz. Çünkü bu evrim tartışmaları nihayetinde yaratıcının yaratma şekliyle ilgilidir. Yaratıcılığı ile ilgili değil. Bu bakımdan sadece bir veri olarak evrim teorisinden bakacak olursak şöyle denmektedir. Zamanımızdan 600 milyon yıl önce karmaşık ve ileri düzeyde çok hücreli yaşam serpilmişti. 4 milyar yıl yani yeryüzünün tüm ömrünün 3'te 1'i geçmeden bu tür karmaşık canlılar ortaya çıkmadı. Eğer bu yerimsi gezegenlerin bir özelliği ise, gezegenlerin 3'te 1'i tek hücreli yaşamdan daha çoğuna elverişli olamayacak kadar gençtir. Kalan 3'te 2'si karmaşık ve çeşitli çok hücreli yaşama elverişlidir. Öyleyse bu hesaba göre galaksimizde çok hücreli yaşama elverişli gezegenlerin sayısı 433 milyon. Galaksimizde zengin bir kara yaşamına elverişli olan gezegenlerin sayısı 416 milyon. Ve galaksimizde teknolojik uygarlığın şimdi var olduğu gezegenlerin sayısı 525 bin. Bu rakamlar evrim teorisi gözüyle ortaya çıkartılan rakamlardır. Ya İslam'a göre durum ne? Resulüm, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Nimeti her şeye şamil, kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah, 18 bin alemi yarattı. Bu sizin dünyanızın tümü, o 18 bin alemden ancak biridir. 18 bin rakamı Arapçada tıpkı 7 bin gibi çokluk yani sayılamayacak kadar çok anlamında kullanılmaktadır. Bu rakamın 18 binden fazla olma ihtimali yüksektir. Hadisler ve Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed'in alemler üzerindeki rahmetine vurgu yapıyor. Hz. Muhammed bu alemlere nasıl ulaşmıştır? 18 bin alemin peygamberi olan bir insanın o alemlerle içli dışlı olduğunu düşünmek gerekir. Bahsedilen alemlerde vakit geçirmeyen, orasının insanlarını ya da insan dışındaki zeki varlıklarını tanımayan, adetlerini bilmeyen, dinini yaymak için zaman harcamayan bir peygamberin o alemlere rahmet olarak geldiğini düşünmek zor. O halde bu nasıl mümkün olabilir? Miraç, peygamberimizin zamansal ve boyutsal yolculuğunun adıdır. Bugün bilim hem paralel evrenler teorisini ortaya atıyor, hem de zaman yolculuğunun ışık hızının aşılmasıyla mümkün olduğunu ispatlıyor. Oysa Hz. Muhammed'in döneminde bu kavramları halka olduğu gibi açıklamak mümkün değildi. Miraç'ta zaman eğilip bükülmüş ve boyut atlanmıştır. Böylece bizim dünya anı olarak hesapladığımız Miraç gecesi, Peygamber Efendimizin başka boyutların ve zamanların içinde bulunduğu an olmuştur. Peki bu an ne kadar sürmüştür? Bu sorunun cevabı herkesin bulunduğu boyut, zaman ve gezegen biçimine göre ölçüldüğünde farklılık ortaya çıkaracaktır. Öyle görünmektedir ki Peygamberimizin Miracı, ışık hızını aşan bir boyutta gerçekleşmiş bir hadisedir. Zaman bu miraçla birlikte eğilip bükülmüştür. Yine öyle görünmektedir ki
dünyadaki bir dakikanın içerisine başka gezegenlerdeki yüzlerce, binlerce ya da şimdiki bilimsel verilerle bilemeyeceğimiz bir zaman aralığı sığmıştır. Mevzu ışık hızına gelince ister istemez zamansal ve boyutsal yolculuk akla geliyor. İslam bize mağara halkı kıssasında açıkça zamanda yolculuğun gerçekleştirilmiş olduğunu öğretir. Ya bilimsel olarak durum nedir? Bu soruya yanıt arayan İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nde bir grup bilim insanı arasında bulunan felsefe bölümü başkanı Nick Effingham ve fizik felsefesi uzmanı Alistair Wilson, fizikçilerin kapalı zamansı eğri olarak tanımladığı bir kişiyi yolculuğa çıkaracak ve olduğu yere getirecek bir portalın mümkün olabileceğini belirtiyor. Buna göre zaman yolculuğu, zamanı, geçen saatleri ve günleri bir ölçme yolu olarak değil, daha çok uzay gibi bir boyut olarak düşünmek anlamına geliyor ve zaman yolcusunun orijinal zaman çizgisini etkilemeden başka dünyalardaki olayları tetikleyecek değişiklikler yapabileceği belirtiliyor. Bilimsel verilere göre bir nötron yıldızının yüzeyinde kütle çekimi o kadar güçlüdür ki zaman orada dünyaya göre çok daha yavaş akar. Böyle bir yıldızdan bakıldığında dünyadaki olaylar bir filmin hızlandırılarak seyredilmesi gibi görülebilir. İş kara deliklere gelince her şey daha da inanılmaz hale gelir. Zaman kara delikte çarpıklığının en uç noktasını yaşar. Deliğin yüzeyinde zaman dünyaya göre durmuş haldedir. Öyle ki bir insan kara deliğin çok yakınına yaklaşıp ölmeden sapasağlam geri dönebilirse geleceğe oldukça uzun bir sıçrama gerçekleştirebilir. Peki ya geriye doğru seyahat? Solucan delikleri filmlerde sık sık yıldız geçitleri olarak tanımlanmaktadır. Bu gerçekten de doğru olabilir. Bilim adamları solucan delikleri sayesinde uzayda aralarında devasa astronomik rakamlar olan iki ayrı nokta için kestirme bir yolun açılabileceğini ortaya koyuyorlar. Hipotetik bir solucan deliğinden atladığımızda galaksinin diğer bir yanına bir an içinde ulaşmak mümkündür. Böylece zeki varlıkların uzak galaksilerden bizim galaksimizdeki mavi gezegenimize gelmesi imkansız olmaktan çıkar. Durum, dağın etrafından dolanmaktansa içinden geçen bir tünel açmaya ve yolu kısaltmaya benziyor. Peygamberimizin "Miraca gittim, geldim, yatağımı sıcak buldum" demesi, yapılan yolculuğu böyle bir solucan deliği içerisinden gerçekleştirmiş olduğunu düşündürmektedir. Çünkü Miraç'ta gök ehliyle konuştu. Başka alemlerin varlıklarına peygamberlik etti. Yedi göğü aştı, cennete ulaştı ve geri döndüğünde yatağını sıcak buldu. Yüzlerce, binlerce seneye sığmayan şeyleri birkaç dakikada yapmıştı. Fakat bir solucan deliği nasıl oluşturulabilir? Bir teoriye göre hali hazırda uzay büyük patlamanın etkisiyle oluşmuş bu tip yapılara sahiptir. Yani evrenin bilemediğimiz noktalarında doğal solucan delikleri vardır. Böyle bir durumda üstün bir uygarlık oldukça stratejik olan bu deliklerden bir tanesine ya da birkaçına hükmedebilir. Yani solucan deliği mevcuttur mevcut olmasına ama geçiş serbestliği herkese açık değildir. Elbette bu sadece bir fikir. Bir başka teoriye göre solucan delikleri bir takım teknolojik imkanlarla da oluşturulabilirler. Bugün bilim adamları bunu yapmanın yollarını aramaktalar.